أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين Alemlerin ربي olan Allah'a hamd, O'nun kutlu peygamberine salat ve selam O peygamberin mübarek ellerinde yetişen adını bilip bilmediğimiz ama cihana iman öğreten o iman kahramanları olan tüm ashabı kiram efendilerimize selam. Alimlerin imamı olan ve Bitlis'in de nasibi olan bugün adına da burada meclis kurulan gerçekten büyük bir insan, bir dev babasının adı Cebel o da Cebel'in oğlu Cebel. Dağ'ın oğlu Dağ gibi bir adam olan Muaz İbni Cebel'e de selam. Uzaktan yakından bu sofraya teşrif eden Mevlana İdrisilerin, Arvasilerin, Küfrevilerin, Nevrusilerin torunu olan, torunları olan siz kardeşlerime de selam olsun, atıfet olsun, Bereket olsun, mağfiret olsun, nimet olsun. Aramızda merhamet daim olsun. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, Müftü Bey de dikkat çekti. Aslında ben Feyzullah El-Ensari'yi size anlatmalıydım. Çünkü onun adı burada var ve ona ait de bazı bilgileri biliyorsunuz çok uğraştım. Aklınıza gelen bütün sahabi kaynaklarını elden geçirdim. İbn Hacer'in El İsabesi, İbnül Esir'in Ustul Gabesi, İbn Sad'ın Tabakatı, İbn Abd Abdilber'in El İstiabı, Zehebi'nin Tecridi ve Siyeru Alamun Nübelası neyi biliyorsanız bu konuda Feyzullah el-Ensari hakkında detaylı bilgi bulamadım. Artık iş yazılı kaynaklardan ziyade biraz arkeolojik çalışmalara kalıyor. İnşallah yetkililer buradan sesimizi duysunlar. Biraz vesika ve kitabe noktasında araştırmalara ağırlık versinler. Belki oralardan elde edilecek bilgilerle bir noktaya geliriz. Hal böyle olunca ben Ahlat'ta Oğlu Abdurrahman var ya Abdurrahman İbni Muaz onun ona nispet edilen bir kabir var ya orada dedim madem öyle Bitlis'in nasibi Muaz İbni Cebel olsun onun oğlu oradaysa babası da burada meclisimizin sahibi olsun dedim. Ama daha da ötesi beni Muaz İbni Cebel'i Bitlis'te anlatmaya iten farklı bir şey var ki siz onu çok iyi biliyorsunuz. Elhamdülillah yüz binlerce kez elhamdülillah ki o kurban olduğumuz değil ayaklarının altına ben öyle diyorum bilmiyorum bana bu konuda katılır mısınız katılmaz mısınız atlarının ayaklarının altındaki toza kurban olalım ki Hicretin üzerinden 16-17 yıl geçmeden sahabe ordusu buraya imanı getirdi. Eğer gelmeselerdi, iman ordusu buraya varmasaydı, biz zerdüş mü kalacaktık? Bizim dinimiz mazdek mi olacaktı? Biz farklı bir sapkınlığın peşine düşüp de imandan ve İslam'dan mahrum mu yaşayacaktık bilmiyorum ama onlar bize hidayetin nurunu ulaştırmak için analarından babalarından eşlerinden çocuklarından evlerinden aşlarından bir ayrıldılar. Atlarına bir bindiler. Çoğu bir daha Medine yüzü görmedi. Eğer bir kez daha Medine'ye dönenler olmuşsa gelirken hamile bıraktığı kadınlarının 20 yaşında 25 yaşında çocukları olduğunu evlerinde görünce akıllarına başka şeyler geldiler. 20-25 yaşında çocukların sahibi olduklarını bile unutacak kadar ilahi kelmetullah sancağını dünyanın dört bir tarafına o yiğitler duyurdular. Onlar Antakya'dan Hatay'dan işe başlayıp o günkü adıyla ruhada biraz orayı şenlendirmek için durup sonra bir taraftan Adıyaman'a bir taraftan da Ahlat üzerinden Erzurum'a kadar atlarını sürmeye başladıkları zaman bu topraklara da yani Hizan'a yani Adil Cevaz'a yani Ahlat'a imanın tohumlarını ektikten sonra Elhamdülillah'ı bunun için söyledim. Burası bir ilim ve irfan mektebi oldu. Kimleri yetiştirmedi ki Bitlis toprağı? Kimleri? Sadece ben buranın yetiştirdikleri, yetiştirdiği alimleri saysam bana dakikalar lazım. Ama sizin hepinizin çok iyi bildiği, bizim ona çok şey borçlu olduğumuz, bir iman muallimi olan ve iman hakikatlerini son dönemde bu topraklara ve dünyaya eken ve onun ektiği tohumlarının neticesidir dünyanın dört bir tarafında meyvelerin olması Bediüzzaman Said Nursi'nin bile burada olması şeref olarak yetmez mi Allah aşkına size? Dedim ki madem Bitlis böyle bir coğrafyadır alimler yetiştirmiştir. O zaman ben Bitlis'te bir alim sahabi anlatmalıyım. O anlattığım alim sahabi de alimlerin imamı olmalı. O alimlerden biraz daha farklı konumda olmalı ki o anlatılmış olsun. Onun için Muaz İbni Cebel bu toprak için seçildi. İnşallah isabet kaydetmişizdir ki, isabet kaydettiğimizin örneği sizsiniz. Allah gerçek manada bana anlatabilmeyi, size de gerçek manada anlayabilmeyi, hepimize de anladıklarımızı yaşamayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, aranızda çok kıymetli hocalarım var. Onlar benden daha iyi bilecekler. Bugün hangi tefsir kitabını açsanız, hangi hadis kitabını açsanız hangi akaid ve kelam kitabının sayfalarını çevirseniz hangi züht ve tasavvuf kitabına başvursanız hangi hadis kitabına baksanız Muaz İbni Cebel'in adına rastlarsınız. O bir ilim serhadı, o bir ilim sertacı, ilim adına inanılmaz derecede konumu olan birisi. Bu kadar ilmi mirası olan ve adından bu kadar önemli bir biçimde bahsettiren bu büyük insanı eğer bilmiyorsanız kaç yıllık ömür yaşadığını dersiniz ki herhalde Muaz İbni Cebel en az 60 yıllık bir ömrün sahibidir. 70 yıldır, 80 yıldır onun hayatı 80 yıllık bir hayat yaşayan bir insan ancak bu kadar miras bırakır diye düşünürsünüz. Ama öyle değil. Muaz İbni Cebel'in doğum tarihi miladi 603. İman ettiğinde 18 yaşında. Bedir'de Resulullah'ın arkasında kılıç salladığında 22 yaşında. Allah Resulü Yemen'e kadı olarak gönderirken 28 yaşında, Rabbine doğru yürürken Ürdün'de, Anvas Tavunu diye bilinen veba salgınında, şehit olarak Rabbine yürürken 35 yaşında. Sadece ve sadece 35 yıllık bir hayat, Muaz İbni Cebel'in hayatı. 18 yaşında imanla başlayıp, 35 yaşında şehadetle biten bir hayat. Peki böyle bir hayat nasıl bugün sayfalara sığmıyor? İşte bunun adıdır bereket. Bereket böyle bir şey. Bereket matematiğin aciz kaldığı bir şey. Bereketi anlamak mümkün değil. Allah bir işe bereket verirse böyle olur. Vermezse 100 yıl yaşasa ne yazar? Peki Muaz İbni Cebel ne yaptı ki böyle bir bereket onun hayatında oldu? Aslında derdimiz zaten Muaz İbni Cebel'i anlamak, onun hayatının üzerinden hayatlarımıza iz taşımak ya o manada onun hayatına bereket kaynağı olan kavramları doğru tespit etmek zorundayız. Nedir o kavramlar? Beş tane kavram sayabiliriz. Bir, İman 2 İhsan 3 İstikamet 4 İstikrar 5 İstigna. 5 tane kavram 35 yıllık bir hayatın sahibi olan Muaz İbni Cebeli dağ gibi bir hayatın sahibi kılmıştır. Anlarsak bu kavramları onun hayatının çerçevesinde taşırsak hayatlarımıza Allah'ın izniyle muaz olmak mümkün değil ama muaz gibi olmak mümkündür. Muaz'ın yolunda yürümek mümkündür. İnşallah ilim irfan memleketi olan Bitlis'te onun adına kurulan bu sofra onun yolunda olacak insanların ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Biz de onun için bu kavramlar çerçevesinden o bereketli hayatı öğrenmek durumundayız. Ne dedik? Birincisi iman. İman işin başı, olmazsa olmaz. Ama o iman Muaz İbni Cebel'in hayatında biraz bizim hayatımızda olmaz olandan daha farklı bir iman. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik ve o aileye dahil olduk. O ailenin adı İslam ailesi. Ancak Muaz şunu öğretiyor. 14 asır öncesinden. Diyor ki Müslüman la ilahe illallah der demez artık sen yerinde duramazsın. İmanın hakikatlerini öğrenmeli ve o iman hakikatlerini hayatında hakim kılma adına gayret göstermek zorundasın. İman edeceksin sonra yatacaksın. İman edeceksin o hakikatleri hayatına taşıma adına gayret içerisinde olmayacaksın. İman edeceksin bu çağın putlarını kırma adına İbrahim vari bir biçimde eline balta almayacaksın. O zaman sen imanı anlamamışsın. 18 yaşında bir delikanlı. Akabe'de Resulullah'a biat etmiş. Dönüş yolundan geliyor Muaz İbni Cebel. Gelirken o günkü adı Yesrib'e yolda şunu düşünüyor. İman ettim ben. Resulullah'a da el verdim söz verdim iman adına çalışacağım diye. Peki ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim sorusunu zaten Allah bizden istiyor biliyor musunuz? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim diye sora sora Muaz İbni Cebel Yesrib'e gelene kadar yapacağını bulmuştur. Ne yapacak? Bir delikanlıdır. Delikanlıca bir iş yapacak. 3-5 tane kendi yaşında delikanlıyı yanına alacak diyecek ki: "Gelin şu anda puttan başka bir şey düşünmeyen tahtadan taştan elleriyle yaptıkları putlara tazim eden ve bundan dolayı da akıllarını kullanmayan Medine'deki bazılarına gidelim akıllarını kullandırtacak bazı işler yapalım. Kavga gürültü değil düşünmelerini sağlayacak işler nedir falancasının evine gidelim putunu ters çevirelim çıkıp gelelim sonra ertesi gün kendi aramızda konuşalım diyelim ki adamın birinin evinde put ters dönmüş adam onu görünce hiçbir şey yapamamış cansız bir put kendisini bir kendisi biri tarafından ters çevriliyor hiçbir şey yapamıyor bu sözlerle onların düşünmelerini sağlayalım 3-5 tane insanın böylece akıllarını kullanarak imana yürümelerine vesile olmuştur Muaz İbni Cebel. Amr İbni Cemuh'un adını duydunuz değil mi? Çok büyük bir isim. Onu nasıl imana taşımıştır biliyor musunuz? Muaz İbni Cebel almış putunu affedersiniz helaya atmış. Sonra da orada birkaç arkadaşıyla beraber konuşuyorlar. Kendi kendilerine diyorlar ki böyle birisi nasıl olur da hiç kimseye faydası olmayan hiç kimseye zararı dokunmayan bir puta ibadet eder. Konuşa konuşa bu şekilde onun aklını çalıştırmasını sağlarlar ve o da imana yürümeye başlar. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlarına Muaz İbni Cebel söze dikkat edin. Aynı sözü Abdullah İbni Revaha da söylüyor arkadaşlarına. Taala nu'min sa'aten diyor. Gelin bir saat oturup iman edelim. Ne demek bu söz? Oturup bir saat bir müddet iman edelim. Bunu bazen sahabi duyunca biz iman etmemiş miyiz sen bizi imana çağırıyorsun diye kızıyorlar. Sonra Muaz İbni Cebel onlara diyor ki derdimiz imanı takviye etmektir ne kadar iman hakikatlerini düşünürsek o kadar imanımız güçlenir. Ne kadar imanımız güçlenirse o kadar Allah'a kulluk adına güzel şeyler ortaya koyarız diyerek insanları bu manada bir şeylere davet eder. İman kavramının Muaz İbni Cebel'in hayatında olması gereken yer bu. İnşallah buradan siz de alacaklarınızı alacaksınız. İkincisi ney? İhsan. İhsan ney? Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarif ediyor bize. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek ona ibadet etmek. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani her an Allah'ın zimmetinde yaşamak. Her an murakabeyi canlı tutmak, her an şah damarından bize yakın olan bir Rabbimizin var olduğuna inanarak o ihsan şuurunu üst düzeylerde tutarak bir müslümanın varması gereken hedef olan ihlası hayatın eksenine yerleştirmek. Ne diyor biliyor musunuz oğullarına bir gün? Oğlum diyor. Dilini az kalbini çok çalıştır. Eğer dilin az, kalbin çok çalışırsa kalbin Rabbini görür. Müthiş bir şey bu ve gerçekten de ihsanı çok iyi anlamış bir öğretmenin bir muallimin sözüdür bu. Eğer o şuur insanın hayatında istenilen düzeyde olursa artık o insan el nedir? Şunu yaparsam akrabalarım benim için ne konuşur? Dostlarım bana nedir? Falanca nedir? Feşmekence nedir? Bunların hepsini hayatından siler atar. Bir tane kaygısı olur. O kaygı da nedir biliyor musunuz? Allah nedir kaygısıdır. İhsan şuuru da budur zaten. Allah nedir? Rabbim bunu yaparsam nedir? Bunu yapmazsam nedir? bu kaygıyı hayatının tamamına hakim kılmanın adıdır. İhsan o da Muaz İbni Cebel'in hayatında vardır. Üçüncüsü neydi? İstikamet. İstikamet nedir? Şöyle diyeyim siz anlayın. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın saçına ak düşürtecek bir emirdir. Festakim kema umirt diyen emrolunduğun gibi dost doğru ol diyen Rabbinin emrini yerine getirme adına bir azim ve bir gayrettir. Eğer istikamet bir müminin hayatında olursa nokta kadar menfaati için virgül kadar eğilmez. Eğer istikamet bir müminin hayatında olursa Bugün söylediğini yarın aksini yapacak işler ortaya koymaz. Eğer istikamet bir müminin hayatında olursa Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Sadece ve sadece haşyet adına Allah'a karşı bir haşyeti yüreğinde duyar. Allah'tan gayrısına eyvallahı olmaz. Sadece onu razı etme adına bir çaba içerisine girer ve bu manada da savrulmadan, satmadan, satın alınmadan hiçbir şekilde başka bir şeye malzeme vermeden bir elif gibi dimdik bir biçimde eğildiği tek yerin namaz olduğunun bilincinde hareket eder. Secde için, ruku için eğilir. Başka hiçbir şey için de o boynunu eğmez. İstikamet insana izzet kazandırır. Muaz İbni Cebel bunu öyle bir anlamış ki bazen Hazreti Ömer'in karşısında aslan gibi kükreyen birisidir. Ne adına? Ne adına? hakikat adına. Hani sizin hemşeriniz diyor ya hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez aynen onun gibi. Kim olursa olsun karşısında hiç kimseye eyvallah etmediği için hakkın hatırından başka bir hatır yoktur onun hayatında. Dördüncüsü ney? İstikrar. O ney? istikametin daimi bir hale gelmesi. Bugün başladığını yarında aynı heyecanla devam etmesi. O alim ya ilim talebeleri de var işlerimizde. Onlara örnek olsun diye bir şey söyleyeyim. Muaz İbni Cebel ilim heveslisi değil ilim hırslısı. İlim heveslisi başka bir şey. İlim hırslısı başka bir şey hevesliysen eğer bir müddet sonra heves sönebilir. Ufacık bir şey görürsün anında vazgeçersin. Ufacık bir imtihanla karşı karşıya gelirsin ucuza satarsın. Ufacık bir şey görürsün hemen dün söylediklerini unutur o yeni şeylere sarılırsın. Ama eğer istikrar varsa hayatında Hiçbir şey seni o yönden alamaz. Hırs var çünkü sende. Elde etme adına bir gayretin var. Geceni gündüzüne katıyorsun. Hiçbir şey seni yolundan alıkoymuyor. Engel oluyorlar, çelme takıyorlar. Allah'a giden yolun engeli çoktur. Çelme takan da çok olur. Çelme takmalarına rağmen, seni almalarına rağmen, engellemelerine rağmen hiçbir şeye takılmıyorsun. İstikrar budur işte. Beşincisi neydi? İstigna. O nedir? Gönül zenginliğidir. Kanaati en büyük zenginlik olarak edinmektir. Biraz sonra size ilmini anlatacağım. Muaz İbni Cebel o ilmi elde ederken Allah aşkına nereye yaslanarak elde etti? Siz ne zannediyorsunuz onu? Beytulmal'den ona burs ayırdı Devlet. O da aldı o bursları yedi. Bugün vakıflar dernekler burslar dağıtıyor ya ilim talebesi olması için elini sıcak sudan soğuk suya koymayacak, oturacak oturduğu yerde paralar gelecek ona o da ilim talebesi olacak. Yok böyle bir şey. İstigna olduğu zaman bu olmuyor zaten. İstigna nedir biliyor musunuz? Alnının terini zihninin terine bulaştırmasıdır. İstigna Allah'tan gayrı hiç kimseye el açmamasıdır. İstigna dinden konuşması ama dinden geçinmemesidir. İstigna hiç kimseye bu manada bir beklenti içerisine girmeden ilim yolunda yürürken bile Allah'tan gayrı yüreğinde ne varsa hepsini silip atmasıdır. Bir örnek vereyim onun için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün göremeyince soruyor diyor ki nerede Muaz? Ya Resulallah diyorlar falanca tarlada çalışıyor. Varıyor yanına. Muaz diyor Efendimiz şöyle ellerini uzatıyor. Muaz ellerini Efendimiz'e vermiyor. Niye vermiyorsun Muaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah diyor tarlada bahçede çalıştığım için ellerim nasırlaştı. Sizin ellerinizi incitmemek için ellerimi uzatmadım size diyor. Uzat ey Muaz uzat diyor uzatıyor. Şöyle o avuçlara iki tane öpücü konduruyor. Bu el var ya bu el Allah ve Resulünün sevdiği eldir. Sen helal lokma adına evine helal götürme adına bu gayreti ortaya koyacaksın. Ellerin de onun için nasırlaşacak. O eller peygamberin öpücük kondurduğu el olur. O ellerle ortaya konan ilim işte Muaz İbni Cebel'in ilmi olur. O istignadır ona bunu kazandıran. O istignadır ona böyle bir konum ve böyle bir seviye kazandıran. Allah bizleri de nasipdar eylesin. Ben ne diyeyim? Biliyorum anlatmak da zor, anlamak da zor. Ama onların yaşadığı hayat böyle bir hayat. Anlatıyoruz ki hiç değilse biraz nasiplenebilelim. Allah nasibimizi ziyadeleştirsin. Aziz kardeşlerim Muaz İbni Cebel gibi bir büyük insanı böyle de beş kavram hayatında varken Bidayetinden nihayetine kadar anlatabilmenin zorluğunu şu anda yaşıyorum. Onun için size 5 kanaldan 5 ayrı muaz anlatacağım kısaca. Sözleri fazla uzatıp sizi yormaya niyetim yok. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Bir Efendimizin dünyasında muaz. 2. Hazreti Ebubekir'in dünyasında muaz. 3. Hazreti Ömer'in dünyasında Muaz. 4- Sahabenin dünyasında Muaz. 5- Ümmetin dünyasında Muaz. 5 tane dünyadan, 5 farklı pencereden Hazreti Muaz'ı size anlatmaya çalışacağım. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dünyasında Muaz. Şu sözü duyun da sarsılmayın. Ümmetimin içerisinde... Helali ve haramı en iyi bilen Muaz'dır. Söz kimin? Sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ümmetin içerisinde helali ve haramı en iyi bilen o. Sonra bakın efendimiz ne diyor? Muaz diyor. Kıyamet günü sen bütün alimlerden bir ok atımından önde olarak haşır meydanına yürüyeceksin. Neden alimlerin imamı dedik anladınız değil mi? Kıyamete kadar kim gelecekse ilim adına hangi alanda olursa olsun başlarında yürüyecek olan bir delikanlı hem de bir ok atımı mesafesinde onların önünde olan bir delikanlı onun adı işte Muaz İbni Cebel. Resulullah'tan kaç tane hadis bize rivayet etmiş? tam 157 tane. O hadislere bir bakın. Her hadis Resulullah'la bir hatıradır. Öyle sadece Allah Resulü'nden duyduğunu bize aktarmıyor. Öyleleri de var ama çoğunluğu Resulullah'la yaşadıklarıdır. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizle bir gün Medine sokaklarında dolaşıyorlar. Dönüp diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama ya Resulallah bana cenneti kazandıracak amelleri söyler misin? Efendimiz o kadar memnun oluyor ki. Çünkü bir alim Mu Muaz. Onun gibi bir alimin bunu merak etmesi başkalarına aktarma adına önemli olduğu için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevinçle Muaz İbni Cebel'in sorusuna cevap veriyor. Diyor ki Allah'tan başkasına iman etmez ona başka hiçbir şey ortak koşmazsan bütün ibadetleri onun için yaparsan yani iyyake na'budu ve iyyake nestaîn sırrınca yaşarsan namazı dosdoğru doğru kılarsan zekatı hakkıyla verirsen Allah'a giden yolda cenneti kazanma adına ameller ortaya koyarsan cennete yaklaşırsın çok seviniyor. Biraz sessizlik oluyor. Yol devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sefer Muaz'a bir soru soruyor. Muaz diyor bu dinin başını direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Muaz heyecanlanıyor. Bela ya Resulallah ver ya Resulallah diyor. Bu dinin başı Allah'tan başkasına iman etmeyip hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Yani iman. İman olmazsa baş olmuyor. Direği namazı dosdoğru kılmak zekatı tas tamam vermektir. Zirvesi zirvesi Allah yolunda cihattır. Cihatsız din mi olur? Allah yolunda gayret etmezsen o din kamil bir din mi olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman, namaz ve cihat diyor. Bir müminin hayatının üç temel adımı, üç temel süreci. Bir gün geliyor Efendimizin huzuruna. Şu soru size sorulsaydı, bana sorulsaydı nasıl cevap verirdik bilmiyorduk. Bilmiyorum. Ama o günlerde Allah Resulü soruyor bazı sahabilerine. Nedir soru biliyor musunuz? Muaz diyor bu gece nasıl sabahladın? Nasıl bir cevap geliyor? Ya Resulallah hakiki bir mümin olarak sabahladım. Efendimiz memnun oluyor. Muaz diyor her sözün bir hakikati vardır. Bu sözün hakikati nedir? Ya Resulallah akşam olunca sabaha varamayacak kadar ölümle yakınım. Bir adım atarken ikinci adımı atamayacak kadar Allah'a yakınım. Ecel geldiği zaman bir an geri gitmeyeceğini çok iyi biliyorum. Yatağa başımı koyduğum zaman aklıma cennet gelince cenneti yaşıyor gibi oluyorum.'' Cehennem gelince cehennemi hissediyormuş gibi oluyorum. Ya Resulallah geceleri arşın saçaklarının seslerini duyar gibi oluyorum. O söyledikçe Efendimizin yüzünde güller açıyor. O söyledikçe Efendimiz tebessüm ediyor. Arkasından dua şöyle geliyor. Allah seni bu halden hiç geri bırakmasın Muaz. Resulullah'ın duasını almış Muaz. Muaz böyle bir Muaz. Allah Resulü'nün arkasında bineğinin hemen arkasında ne diyor biliyor musunuz bize o olayı tasvir ederken Resulullah'la benim aramda sadece bir semer var. Benim göksüm Resulullah'ın sırtına değiyor. Kendi kendime diyorum ki, muaz, yaklaştır göksünü, yaklaştır bu fırsat. Bir daha ele düşmez. Kendimi yaklaştırdıkça Resulullah'a yaklaştırıyorum. Öylece yürüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz yol alınca diyor ki, ya muaz. Muaz diyor ki, lebek ya Resulallah. Sonra bir sessizlik. Dakikalarca bir şey yok. Dakikalar sonra ya Muaz, lebbeyk ya Resulallah diyor. Yine bir sessizlik, dakikalarca ses yok. Üçüncü kez ya Muaz, lebbeyk ya Resulallah diyor. Resulullah söylüyor. Biliyor musun Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah'ın kulları üzerinde hakkı kulların Allah'tan başka hiç kimseye hiçbir şeye iman etmemeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Sözün birinci perdesi kapandı. Yol devam ediyor. Biraz sonra Ya Muaz, "Lebbeyk ya Resulallah. Peki, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Biliyor musun Muaz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Çok dehşet bir ifade. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı tamam. Kulların Allah üzerindeki hakkı. Resulullah meseleye bir de farklı bir pencereden bakıyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hiçbir şeye, hiçbir şeyi ortak koşmadan tertemiz, selim bir imanla eğer Allah'a ibadet ederek Allah'ın huzuruna gelmişse o kullar kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara azap etmemesidir. Ya Resulallah diyor bu çok büyük bir müjde. Bu müjdeyi vereyim mi insanlara? Şimdilik verme Muaz. Verirsen tembellik yaparlar diyor Sonra izni koparacak vefatına yakın bir zamanda benimle bu güzel müjde kabre girmesin diye insanlara söyleyecek. Gelin Efendimizin dünyasından muazı son günlere ait bir tablo üzerinden anlayalım. Yemen'e kadı gönderecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin hepsi toplandığı bir anda Yemen'e birini göndereceğim. Kim gitmek ister diyor. Bir el kalkıyor. Elin sahibi Hazreti Ebu Bekir. Allah Resulü Ebu Bekir'i otutturuyor. Yemen'e birini göndereceğim diyor. Bir el kalkıyor. Elin sahibi Ömer. Resulullah onu da otutturuyor. Yemen'e birini göndereceğim diyor. Muaz diyor ki acaba ben kaldırsam. Beni de o mu? Bir deneyeyim diyor. El kaldırıyor. Ben ya Resulallah diyor. Resulullah'ın sözü şudur. Yarın gel görev senindir. 28-29 yaşında bir delikanlı ama ilim noktasında zirve. Resulullah onu görmüş. Ondaki cevheri çok iyi fark etmiş. Onunla beraber yola revan oluyorlar, yürüyorlar. Efendimiz ta Medine'nin dışına kadar onu yolcu edecek. Muaz diyecek. Belki de sen dönünce beni değil de benim kabrimi ziyaret edeceksin. Hıçkırıklarını tutamayacak Muaz. Ağlayacak. Ağlama Muaz diyecek. Ölüm hak bana da ulaşacak, sana da ulaşacak. Hepimiz bu güzelliği tadacağız. Sen onu boşver de benim şu soruma cevap ver. Yemen'e gidiyorsun. Karşına davalar gelecek. Bazı hükümler vermen gereken meseleler sana ulaşacak. Sen bir meseleye hüküm verme noktasında kalsan ne ile hüküm vereceksin? Ne diyecek? Allah'ın kitabıyla. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan Resulünün sünnetiyle. Peki onda da bulamazsan ben iştahat ederim ya Resulallah. Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini bilen biri olarak Muaz bunu diyor. Bazen duyuyorum gençlerden sanki Muaz İbni Cebel gibi Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetini biliyorcasına iştahatta bulunuyor. Orada bize aslında Muaz'ın dediği şudur onu anlayalım. Haddini bil haddini benim kadar Allah'ın kitabını biliyor. Resulünün sünnetini içmişsen eğer sen iştihat edebilirsin. Yoksa sen müştehitlerin ayak izlerine kurban olur o izlere basarak yürümeye çalışırsın. Yoksa bana göre bana göre deyip de kendi kafandan fetvalar uydurmazsın. Bana göre diyen adam kendisini de felakete kendisine tabi olanı da felakete sürükler. Onun için bana göre diyen adamdan uzak durmak muaza göre o yolu izleyenlerin en temel ilkesidir. Muaz İbni Cebel ben iştihat ederim dediği zaman Resulullah ne diyecek biliyor musunuz? Ne olur ifadeye dikkat edin. Resulullah'ın Resulü Allah Resulü'nün resulü. Allah'ın elçisinin elçisi. Efendimiz böyle diyor. Resulullah'ın resulünü resulünün memnun olacağı şekilde konuşturan Rabb'e hamdolsun. Ne kadar güzel konuşmuşsa Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam orada böyle hamd edecek ve Muazı gönderecek. Muaz gidecek. Nasıl hükümler verecek? Neler yapacak? geldiği zaman gerçekten de Resulullah'ın dediği gibidir. Allah Resulü vefat etmiştir. Şimdi ikinci pencereyi açıyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in dünyasından Muaz'ı anlama adına. Geldiği zaman Muaz İbni Cebel Resulullah'ın dediği gibidir. Resulullah'ın kabrini ziyaret edecek. Hemen hemen Ebu Bekir'e de biat edecektir. Hazreti Ebu Bekir onu hep yanında tutacak. Ve ondan bazı fetvaları soracak. Hazreti Ebu Bekir ondan yaşça çok büyüktür. Bir müddet sonra Muaz bir iş için Resul, Resulullah'ın halifesinin yanına gelecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Ey Ebu Bekir izin ver ben Resulullah'tan bir şey duydum. O bana dedi ki bu dinin zirvesi cihattır. Ben istiyorum ki cihat meydanlarına çıkayım. Hazreti Ebu Bekir istemiyor onun gitmesini. Çünkü çok büyük bir alim peki diyor. O peki deyince Hz. Ömer orada i̇bn Saad'ın Sa'd'ın tabakatında okuyoruz bu tabloyu itiraz ediyor. Ya Ebu Bekir diyor sen nasıl Muaz gibi birini gönderirsin? Bizim ona ihtiyacımız var. O nasıl bu iş için senden izin ister ve gider? Biz fetvaları ona soracağız. O bize yol gösterecek. O bize bilmediklerimizi öğretecek. Hazreti Ebu Bekir'in sözü şudur. Cihad için şehadet aşkıyla meydanlara çıkmak isteyen bir insanı ben nasıl engellerim Ömer? Ben Resulullah'tan onu engelleme adına bir şey duymadım ki bir şey yapabileyim. Aç önünü gitsin diyecek. O gittiği zaman da Hazreti Ebu Bekir onun arkasından gözyaşı dökecek. Muaz gidişinle Medine'yi kararttın diyecek. Bakın Hazreti Ebu Bekir'in dünyasından Muaz'ı okuyoruz. Gidişinle Medine'yi kararttın diyecek. Gelin Hazreti Ömer'in dünyasına. Hazreti Ömer'in dünyasında Muaz bambaşka bir yerde duruyor. Hazreti Muaz vefat ettiği zaman haberi geldiğinde Emir el-Müminin olan Hazreti Ömer'e ne diyecektir biliyor musunuz? Analar Muaz gibi bir yiğit doğurmadı diyecek. Ve arkasından birkaç ay geçince şöyle sahabenin o gün hayatta olanlarıyla bir mecliste oturmuş onlara bir şeyi öğretme adına şunu diyecek. Hadi diyecek. Birer birer temennide bulunalım. Allah'tan dua adına bir şeyler isteseniz, duanızda bir şeyleri Rabbinizden talep etseniz, neyi talep edersiniz? Biri söz alıyor. Diyor ki: Ya Emir el-Müminin, isterdim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. O altınları Allah yolunda infak edeyim. O infakı yapınca da şöyle o infakın mutluluğunu yüreğimin ta derinliklerinde hissedeyim. Hazreti Ömer bundan memnun olacak. Ceyit, ceyit diyecek. Güzel, güzel. Ama bir daha soracak. Temenni de bulunacak var mı içinizde? Bir ayağa kalkacak. Ya Emir el Müminin, isterdim ki şu oda dolusu kadar atım olsun. Ben de o atları İslam mücahitlerine vereyim o mücahitler de o atlara binsinler. Dünyanın dört bir tarafına ilahi kelmetullah sancağını götürsünler. Ben de bu hayra vesile olduğum için sevineyim. Hazreti Ömer ona da güzel güzel diyecek. Üçüncü kez soracak. Var mı başka temennide bulunacak olan? Biri kalkacak. Ya Emir el Mümin'in diyecek. Ne dedikse memnun olmadın. Sen söyle. Sen temennide bulunsan net bulunurdun. Dikkat edin Hazreti Ömer'in sözüne. Ben de Allah'tan isterdim ki şu oda dolusu kadar Muaz İbni Cebel gibi, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim gibi, Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi adamım olsun. Ben de o adamlarla Allah'ın kelimesini, Allah'ın bizden istediği o yüce sorumluluğu dünyanın dört bir tarafına götüreyim. Ömer'in dünyasında Muaz nedir anladınız mı? Yeri doldurulamayacak bir adam. Ömer'in dünyasında bu. Yaralanmış Hazreti Ömer, İranlı Firuz tarafından namazdayken han hançerlenmiş yaralı bir biçimde taşınmış eve. Kan kaybediyor çok zorlu bir halde. Ümmeti Muhammed'in o günkü hayatta kalanları Ömer'in evinin önündeler. Ara ara içeriye giriyorlar Hazreti Ömer'e. Şunu diyorlar Ömer biz senden Allah için çok razıyız. Sen de şehadet yolundasın. Ne olur Ebu Bekir gibi kendinden sonraki halifeyi ata öyle git. Ömer gadaplanıyor. Elinden gelse başka bir şeyler de yapacak ama o gün yaralı gidin başımdan diyor. Şimdiye kadar on buçuk senedir yükünüzü bana taşıttınız. Şimdi ben Allah'ın huzuruna gidiyorum. Bir de öldükten sonra mı bana yük taşıtacaksınız? Gidin ne haliniz varsa görün. ısrar ediyorlar. Hayır diyorlar. Ne olur bize ata. Mesela sana teklifimiz var. Nedir? oğlun Abdullah İbni Ömer'i ata öyle bir gadaplanıyor ki Hazreti Ömer hepimize ders olacak bir söz söylüyor bir evden bir kurban yeter diyor ben Adi oğullarının kurbanı olarak sizin için yönetime tabi oldum. Artık ben ve benim soyundan gelenler bu işten uzak duracaklar. Gidin ve kendi haliniz, aranızda bunu halledin. Israr edecekler. Sonra diyecek ki, niye diyeyim ki? Eğer Muaz şimdi hayatta olsaydı, vallahi Muaz İbni Cebeli kendimden sonra halife olarak atardım. Rabbimin huzuruna gittiğim zaman Rabbim bana sorsaydı Ömer deseydi niye muazı atadın ben de Rabbime derdim ki ya Rabbi vallahi ben şu kulaklarımla duydum senin peygamberinden senin resulün dedi ki Muaz kıyamet günü alimlerin önünde bir ok atımlık mesafede gelecektir bu kadar ilim sahibi olan birini ben halife olarak tayin ettim. Ömer'in dünyasında muaz bu. Bambaşka bir yer. Gelin sahabenin dünyasına. Dördüncü pencere. Sahabenin dünyasında Ömer'in yeri bambaşka. Ben Muş'la kimi anlattım biliyor musunuz? Abdullah İbni Mesud'u. Sebepleri vardı da. Sebeplerin bir tanesi de Abdullah İbni Mesud Muaz İbni Cebel'in anlatıldığı yere yakın olsun dedim. Neden? Çünkü Ensar Muhacir kardeşliğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Abdullah İbni Mes'ud'a kardeş kılmıştı. İki alimi birbirleriyle kardeş kılmıştı. Peki Abdullah İbni Mes'ud Muaz İbni Cebel'i bize nasıl anlatıyor? Çok da bir tane söyleyeyim. Diyor ki o tam Hazreti İbrahim gibiydi tek başına bir ümmet. Muaz demek İbrahim'in yolunda aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Öyle birisiydi ki o hayırdan başka hiçbir şey ben onun ağzından duymadım. Allah ondan ebeden razı olsun diye de ekleyecekti. Abdullah İbni Amr'ı duymuşsunuzdur. Hadis rivayetinde çok önemli bir yeri vardır. İki isimden hadis rivayet ederken nasıl rivayet ediyor bize biliyor musunuz? Ben akileyinden duydum. iki akıllıdan, iki akıl sahibinden, akileyinden duydum diyor. Soruyorlar kimdir akileyin? Diyor ki biri alimlerin imamı Muaz İbni Cebel, diğeri ümmetin hakimi olan Ebu Derdah. Bu ikisinin başka yeri var onun için ben böyle rivayet ediyorum diyor. Ebu Halvan el İdlis İdrisi isimli tabinin büyük isimlerinden birisi bize naklediyor. Şam'da diyor mescidi nebe, mescide girdim baktım bir tane nur yüzlü gencecik bir delikanlı oturmuş cemaatin ortasına herkes bu gence sorular soruyor. Onlar gidiyor başkaları geliyor ay gibi parlıyor yüzü merak ettim kim bu yaklaştım o cemaate sordum dedim bu genç kim? Dediler ki Muaz İbni Cebel tamam dedim. Ertesi gün öğle vakti mescide geldim diyor baktım Muaz İbni Cebel tek başına oturuyor. Hemen koştum yanına selam verdim ey Allah'ın Resulünün sahabisi selam olsun sana dedim kendimi tanıttım karşısına oturdum. Vallahi dedim Allah için seni çok seviyorum. Muaz dedi ki Allah o Allah deyince o karşıdaki adam da Allah diyor bir daha. O Allah deyince Muaz bir daha Allah diyor. Bu sefer Muaz o adamı alıyor. Şöyle bir sallıyor. Sonra diyor ki vallahi ben Resulullah'tan duydum. O dedi ki iki Müslüman Allah rızası için birbirlerini severlerse iki Müslüman Allah rızası için birbirlerine hediye verirse iki Müslüman Allah rızası için bir mecliste oturur sohbet ederse Allah'ın rahmeti o ikisi üzerine de vacip oldu. Allah diyor üçüncü kez ikisi beraber. Muaz İbni Cebel sahabenin dünyasında böyle bir yerde. Şimdi bakın ben de Erzurumluyum sizin gibi biraz bilirim buraları. Çok severiz biz aşiretimizle babalarımızla dedelerimizle övünmeyi. İşte benim babam şöyle benim soyum böyle bir şeyler söylüyoruz biliyorsunuz. Ensar da seviyor. Ensar da Evs ve Hazreç diye iki aile ya birbirleriyle de rakipli, rakipler bunlar ve birbirlerine atalarının üzerinden övünç kaynağı olsun diye bir şeyler söylüyorlar. İslam geldikten sonra Allah onları kardeş kılınca Kur'an'ın ifadesiyle bir düşmek üzere oldukları bir çukurun kenarındayken onları oradan çekip alınca İslam sonrası dönemde de birbirleriyle bazen kendi atlarına övünç kaynağı olacak şeyleri konuşturuyorlar. Ama nasıl konuşturuyorlar? Hazreç'ten bir delikanlı ayakta Efsliler diyor Siz kendinizi övüyorsunuz Allah aşkına söyleyin bakalım Bizim içimizde Resulullah hayatta iken Dört tane Kur'an hafızı ve Dört tane Kur'an'ı cem eden Sahabi vardı Ebu Zeyd bizden Übey İbni Kab bizden, Zeyd İbni Sabit bizden, Muaz İbni Cebel bizden. Var mı sizde böyle adamlar? Efsliler biraz boyunlarını büküyorlar. Onlarda Kur'an hafızı yok. Ama Efs'ten bir delikanlı ayağa kalkıyor. O delikanlının elini öpelim biz. Bakın ne diyecek? Sen diyor bize bunun için hava attın ama tamam Gerçekten öyle Resulullah hayattayken saydığın o dört isim Kur'an'ı hıfz kari olan, Kur'an'ı toplayan önemli sahabilerdi. Başımızın üstlerinde yerleri var. Söyle bakalım var mı sizin içinizde meleklerin yıkadığı sahabi olan Hanzala İbni Ebi Amir? Var mı sizin içinizde cesedini koruma adına Allah'ın arılar ordusu gönderdiği Asım İbni Sabit var mı sizin içinizde Resulullah'ın onun şehadeti iki adama denktir dediği Huzeyme var mı sizin içinizde vefatıyla arşı titreten isim olan Sad bin Muaz söylenecek hiçbir söz yoktur adam gibi adamlardır bunlar Bunlar nazara verilince o günde akan sular durur. O günde Muaz İbni Cebel'in adı dört Kur'an karisinden biri olarak orada nakledilir. Gelelim beşincisine ve sonuncusuna. O ney? Ümmetin dünyasından Muaz. Uzatmaya gerek yok. Çok şey söylenir de size bir büyük alimin bir büyük sözünü söyleyeyim. Ebu Nuaym'ın Hilyetü'l Evliya isimli bir eseri var. Çok güzel bir eserdir, hocalarım bilir. Orada Ebu Nuaym Muaz İbni Cebel'i anlatırken bir cümle kullanıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Fakihlerin imamı, alimlerin tükenmeyen hazinesi Muaz İbni Cebel. Söz ne kadar hoş. Fakihlerin imamı Alimlerin tükenmeyen hazinesi İlim yolunda mı yürüyorsunuz? Sizin heybenizde Sahabeden ilim noktasında Zirveleri zorlayan 10 isim olacaksa O 10 isimden bir tanesi Muhakkak kesin kez Muaz İbni Cebel olmalı Ve Muaz İbni Cebel 1400 senedir halen öğretmeye devam ediyor. Halen kendi mektebine geleni adam ediyor. Halen ona talebe olanı kendisine talebe olarak kabul ediyor. Halen ilim noktasında neler neler söylüyor. Bakın 14 asır sonra geldik. Bitlis'te onun adına bir meclis kurduk. Ve onun hayatının üzerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benim aziz kardeşlerim öğrendiklerimizi özetleme adına size beş tane cümle emanet edeceğim. Bu projede bütün programlarda ben bunu yaptım. Bugün 66. program elhamdülillah dua edin Allah 82'yi de görmeyi nasip etsin. 66. programda da bundan vazgeçmeyerek Size Muaz İbni Cebel'in üzerinden beş cümle emanet edeceğim ki o beş tane cümlenin üzerinden Muaz olunmayacak. Onu söyledim. Muaz gibi olmak ve Muaz'ın yolunda yürüme adına azmimiz ve gayretimiz bu ilkeler çerçevesinde fazlalaşsın diye size emanet edeceğim. Dikkat ettiyseniz beş tane kavram söyledim. İman, ihsan, istikamet, istikrar ve istihna Mesajları da bunun üzerinden vereceğim. Çünkü bu beş kavram 35 yıllık kısa bir hayatı bereketlendirdiyse inşallah olunca bizlerin hayatlarını da bereketlendirecek. Bir, iman kulluğun temeli, esası ve ilk basamağıdır. Muaz İbni Cebel gibi İman hakikatlerini öğrenmeli, her an takviye etmeli, amel ile beslemeli ve vazifelerini yerine getirmelisin. Hakiki imanı elde edenin asla yerinde duramayacağını bil ki imanın hakkını ödeyebilesin. Son cümleyi bir daha tekrar ediyorum hakiki imanı elde edenin asla yerinde durmayacağını bil ki imanın hakkını ödeyebilesin. Benim aziz kardeşlerim yine hemşerinizden bir söz söyleyeceğim. Ne yapayım ki hemşeriniz o kadar büyük birisi ki hep kitabın ortasından konuşan biri. Onun için ondan örnek vermek ancak meramı tam anlatabiliyor. Üç Müslüman yan yana gelince üç Müslüman değildir diyor. 3 Müslüman yan yana gelince 111 Müslümandır diyor. Çünkü bir 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 eder 111. Öyleyse eğer hakiki imanı elde etsek şu salonda olanlar sadece bizi yan yana dizdikleri zaman hangi hesap makine bizi alır? Hiç kimse. Ama biz imanı tam anlamadığımız için hakikat adına bunları tam özümsemediğimiz için. Bitliste sabah namazı kılmayanlar bizim uykumuzu kaçırmıyor. Rahatsız olmuyoruz biz. Ben içimizden sabah namazı kılmayanı konuşmuyorum. O yoktur. Allah'ın izniyle yoktur. Öyle düşünüyorum. Öyle hüsnü zannediyorum. Ama sabah namazı kılan bir insan kendi beldesinde kılmayanlar adına gözyaşı dökmüyorsa ve ertesi sabah ben bu insanlara İmanı, namazı, tesettürü, Kur'an'ı, Efendimiz'i nasıl anlatırım, nasıl temsil ederim bunun ızdırabını duymuyorsa imanı tam anlamıyla anlamamıştır. Muaz İbni Cebel iman adına işte bunu bize söylüyor. İki, ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ibadet etmektir. Muaz İbni Cebel gibi ihsanı istenilen düzeyde hayatında tesis etmeli. Allah nedir kaygısını diğer her kaygının önüne almalı. Ondan gayrisine hayatında yer vermemelisin. İhsan şuurunun altını ciddiyet ve mesuliyet duygusuyla doldur ki kulluğun özü olan ihlası elde edebilesin. Yine sadece son cümleyi tekrar edeyim. İhsan şuurunun altını ciddiyet ve mesuliyet duygusuyla doldur ki kulluğun özü olan ihlası elde edebilesin. Allah hepimize o şuuru nasip etsin. Üçüncüsü istikamet. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi Dost doğru ol diyen Rabbinin bir emridir. Muaz İbni Cebel gibi bu emri doğru anlamalı. Hayatında hakim kılmalı. Namazın dışında hiçbir yerde hiçbir kimseye boyun eğmemelisin. Namazın dışında hiçbir yerde hiçbir kimseye boyun eğmemelisin. Dikkat et sözüme. Varmak istediğin hedefini İyice tespit et ki savrulmayasın, satmayasın, satın alınamayasın. Böylece dimdik olarak Rabbine yürüyebilesin. İstikamet olursa eğer bu olur. İstikamet bir yönüyle nedir biliyor musunuz? Allah'ın hayata çaktığı bir çividir. Eğer bir çiviyi Allah çakarsa Hangi rüzgar devirir Allah aşkına? İşte biz bunu anladığımız zaman Muaz İbni Cebel'i anlayacağız ve onun yolunda yürüme adına bir şeyler ortaya koyacağız. 4. İstikrar hak yolunda sabit kadem durup ısrar ve tekrar ile hakikat adına çırpınmaktır. Muaz İbni Cebel gibi hakikate kilitlenip Allah'ın kitabında, Resulü'nün sünnetinde ve bunları doğru anlayan alimlerin rehberliğinde adım atmalısın. Haddini aşıp bana göre diyerek kuruntular üzerinden konuşma ki mahcup olmayasın, felakete sürüklenmeyesin. Çok önemli olduğu için bir daha okuyayım bunu üzerinde gerçekten durup tefekkür etmemiz gereken bir husus bu. İstikrar hak yolunda sabit kadem durup ısrar ve tekrar ile hakikat adına çırpınmaktır. Muaz İbni Cebel gibi hakikate kilitlenip Allah'ın kitabında, Resulü'nün sünnetinde ve bunları doğru anlayan alimlerin rehberliğinde adım atmalısın haddini aşıp bana göre diyerek kuruntular üzerinden konuşma ki mahcup olmayasın felakete sürüklenmeyesin. Beşincisi istigna gönül zenginliğidir. Allah'tan başkasına el açmamak bir şeyler istememek ve beklememektir. Muaz İbni Cebel gibi ilim yolunda yürüsem bile Kimselere yaslanmamalı. Dinden konuşmalı ama dinden geçinmemelidir. Kanaati kendine en büyük zenginlik olarak belirle ki altının, gümüşün, kadifenin, ipeğin kulu değil, Allah'ın kulu olarak kalabilesin. Son cümle benim sözüm değil. Abduddinar, Abduddirhem Abdülkadife Resulullah'ın hadisinden alınmış bir şey. Dinarın kulu, altının kulu, gümüşün kulu Resulullah böyle söylüyor. Eğer hayatında istirne olursa işte sen kanaati kendini en büyük zenginlik olarak belirler, ne altının, ne gümüşün, ne kadifenin, ne ipeğin kulu olmaz. Sadece ve sadece Abdullah olur. Abdullah kalırsın. Allah hepimizi Abdullah olarak kabul etsin. Son nefesimizde de Abdullah olarak kendisine yürümeyi bizlere nasip eylesin. Bakın aziz kardeşlerim Muaz İbni Cebel'in ölüm döşeğindeyken son sözleri. Söylüyorum sözümü de bitiriyorum. Allah'ım bir ömür senden korkarak yaşadım. Haşyet üzere olmaya çalıştım. Ama şimdi senden ümitliyim. Sen de bilirsin ki ben dünyanın ne akan nehirlerine ne salınan ağaçlarına takıldım. Dünyanın ne akan nehirlerine ne salınan ağaçlarına takıldım. Sadece istediğim senin affına ve mağfiretine nail olmaktır. Beni affın ile mağfiretin ile karşıla. O Allah'ın affı ile mağfireti ile karşılanmıştır da inşallah. Allah bizleri kendi affı ve mağfireti ile karşılasın. Burada nasıl ki onun adına bir meclis kurduysak buna muvaffak kıldıysa Rabbim yarın cennette de sahibi muaz olan sofraya gitmeyi girebilmeyi bizlere nasip eylesin. Muaz'ın oğlunun ve adını bilip bilmediğimiz yüzlerce belki sahabinin bu topraklarda ayak izleri var. O ayak izlerini zayi edenlerden bizleri etmesin. Toprağın altındaki tohumu işleyen, o tohumun meyve vermesini sağlayan, o tohumun güzel hasılat vermesini sağlayan iman bahçıvanlarından bizleri eylesin. Salih amellerimizi hayatımızda çoğalsın. Rıdvanıyla, cemaliyle, mükafatıyla bizleri yargılasın inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir <laughs> en enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.